Kurban Bayramı'nda et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunan diyetisyen Hanife Kara, "Etin aslında bir hafızası var. Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmeniz gerekiyor. Ayrıca haftada maksimum 3 gün et yiyelim." ifadelerini kullandı. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte çok fazla et tüketiminin yaşatabileceği sağlık problemlerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da uzmanlar bayram öncesi vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Diyetisyen Hanife Kara, "Yemekte sadece et yemeyelim, sebzeyle bunu dengeleyelim." diye konuştu. "Pişirme yöntemine dikkat edelim ama bir hafta içerisinde maksimum 3 gün olarak sınırlandırabilirler." diye konuştu. Öncelikle herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kırmızı et tüketimine dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de pişirme yöntemleri. Çünkü bazen çok fazla ısıl işleme maruz bıraktığımız için çok da kanserojen madde içerebiliyor. Dolayısıyla en sağlıklı yöntem ızgara şeklinde ya da haşlama şeklinde tüketmek etlerimizi. Ve mutlaka sindirimini kolaylaştırmak ve doğru emilim için yanında bol sebzeyle beraber tüketmemiz gerekiyor. Çok tüketimi de üst üste her gün önermiyoruz. Vücudumuza çok rahatsızlık vermemesi açısından da fazla protein alımı da birazcık tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla burada günlük 100-150 gram kadar protein alımı yeterli olduğu için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmemiz gerekecek. Süt ürünleriyle beraber tüketmemelerini öneriyorum. Çünkü o da demirle kalsiyum emiliminde biraz problem yarattığı için mutlaka et tüketiyorsak sebzeyle beraber tüketiminin daha doğru olacağını söyleyebilirim. Yemeklerle beraber özellikle et yemekleri yaptığımızda sıvı alımını çok önermiyorum ki et sindirimini güçleştirmesin. Daha sağlıklı olması için sırf et yemeği ise sadece sebzeyle kombinlememiz çok daha doğru olacaktır. Etin aslında bir hafızası var. Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten daha sağlıklı bir şekilde vücudumuza faydası olması için. Bu eti biraz dinlendirdikten sonra işleme bırakırsak birazcık daha vücudumuz için sağlıklı hale gelebilir. Direkt yememiz hem sindirim açısından hem de böbrekler açısından sağlıklı olmayabiliyor. Şöyle ki üst üste 3 gün 4 gün tüketmelerini asla önermiyorum. Bazılarında hatta 2 öğün bile tüketen oluyor aynı gün içerisinde. Eğer ki çok fazla et tüketimi varsa orada da haftada 2 gün ya da 3 gününe sınırlandırabilirler. Burada porsiyon kontrolüne çok dikkat edeceğiz. 100 gram ile 200 gram arasında kişinin kilosuna göre değişebilir. Ama bir hafta içerisinde maksimum 3 gün olarak sınırlandırabilirler. Sosyal medyada yanlış bilgi ve diyet olduğu için bazıları çok fazla protein tüketiminin doğru olduğunu ya da et tüketiminden zarar gelmeyeceğini düşünenler var. Ama maalesef her şeyin suyun bile fazlası zararlıyken biliyorsunuz ki kırmızı etin fazlası zaten çok zararlı. Kahvaltı tüketimini hiç önermiyoruz biz bu arada. Sadece normal yemeklerle beraber tüketimi daha uygun. Kahvaltıyı normal Türk kahvaltısı şeklinde yumurtayla, normal besinlerle, peynirle yaparsak en azından diğer öğünlerde de bizim orada et tüketimini çok da fazla abartmamamıza yardımcı olacaktır. Bizim burada aslında dikkat etmemiz gereken şey şu: bayram diyerek biraz salıyoruz. Kendimizi birazcık daha rahat bırakıp aman ya bir şey olmaz diyerek hem eti abartıyoruz hem tatlıyı abartıyoruz. Bazen de fazla istenmeyen kiloları bir anda alabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey dengelemeye çalışmak. Eğer bugün öğünlerimizde biraz fazla kaçırdığımızı düşünüyorsak, kahvaltıyı kaçırdıysak diğer öğünleri dengelememiz gerekiyor.